Motorcu Muhabbeti'nden merhaba. Bugün 3 tane konu üzerinde yoğunlaşacağız. Bunlardan biri sollama ya da sağlama, araç geçme. Diğeri konumlanma, öbürü de gaz kontrolü. Şimdi bu 3 şey pek konuşulmuyor. Evet, güvenli sürüş nasıl yapılır, onunla ilgili konular var. İşte nasıl, bakış nasıl yapılır, dönüşler nasıl yapılır. Her şey incesiyle, kalınıyla insanlara anlatılıyor. Ama uygulamalı olarak trafikte uygulanacak şeyler bazen farklı olabiliyor. Şimdi ilk başta başlamak gerekirse sollama ve sağlamadan başlayalım. Şehrin içinde özellikle trafik, İstanbul için konuşuyorum, çok farklı hızlarda akabiliyor. Bazen çok hızlı akıyor, bazen zart diye duruyor. Özellikle sol şerit, karşıda yani Anadolu yakasında sol şerit birden duruyor. Birden durmasıyla ünlü. Çünkü herkes sol şeride çıkmaya çalışıyor. Sol şeridin ilerlediğini gördüğü zaman. Ne oluyor? Orta şeritten biri sol şeride doğru çıkınca sol şeritte giden araçlar frene basıyor. Çünkü onlar bir takip mesafesi bırakıyor. Ki Türkiye'de böyle bir şey yok. 100 kilometreye gidiyorsan aslında nedir? 50 metre takip mesafesi bırakman gerekir. İstanbul şartlarında sen 50 metre takip mesafesini bırakıyorsan bu ne anlama gelir? Oraya 50 tane araç girecektir. O yüzden millet yakın gitmeye çalışıyor. Yakın gittikçe de bir şey değişmiyor tabii. Yine araya insanlar girmeye çalışıyor, sıkışmaya çalışıyorlar. Bu durumda da frene basıyor bir arkadaki. Onun arkasındaki daha sert fren yapıyor. Onun arkasındaki ABS'ye sokuyor. Eğer onun arkasındaki fark etmediyse vuruyor veya zincirleme. Bir kaza var elinizde. Şimdi sol şeritten giderken önünüz birden durdu ve sağ şeride atmaya çalışıyorsunuz kendini. Özellikle motorlar ani fren yaptıklarında önünü kaybetme şansı arabalara göre daha yüksek. Zaten arabalar kaybediyor. Ya da sağ şeritten gidiyorsunuz. Önünüzden biri sağda bir sokağa girmeye karar verdi ve sola çıkacaksınız. Şimdi motorun arabadan eksiği olduğunu bir şekilde kabul etmemiz lazım ilk önce. Öndeki arabadan görüyorsunuz. İki tarafında iki tane ayna var. Ortadaki mesafe 1.80-1.5 metre, belki 2 metre mesafe var. Yani şu anda benim solumdan da arkayı görüyor, sağımdan da arkayı görüyor. Ve arkasında bir araç olduğu zaman aynı şekilde sağ aynaya baktığımda sağ aynadan arkasındaki arabanın da sağ tarafını görebiliyor. Sol aynadan da arkasındaki arabanın solundan onun arkasını da görebiliyor. Ama bizde öyle bir şey yok. Bizim aynalarımız hemen dirseklerimizin dibinde. Yani görebileceğimiz yer sınırlı. O yüzden bir araç sollarken ya da sağlarken arkamızda bir araç varsa onun arkasından bir araç gelip gelmediğini göremiyoruz. Göremediğimiz durumda da ya tıkanıyoruz, yani çok denk geldim özellikle trafikte, çapraz şekilde kalıyor motor. Çıkamıyor çünkü dışarıyı görmüyor. Dışarıyı görmediği zaman da kendini tehlikeye atmak istemiyor. Eğer kendini tehlikeye atarsa da kaza yapma şansı çok oluyor. Çünkü genelde böyle durumlarda çıkan motorlara arkadan vuruyorlar. Çünkü motor yavaş çıkıyor diğer şeye göre ve diğer arkadan gelen araçlara göre. Bunun sonunda da arkadan darbeyi yiyor. Şimdi bu durumda ne yapabiliriz? Size çok basit ve çok işe yarayan bir sunum sunacağım. Şimdi önümde bir tane araç var. Özellikle şu anda sağından gidiyorum. Ve camın içinden sol önünde ne olup olmadığını görmediğimizi varsayıyoruz. Ben solundan çıkmak isteyeceğim. Ben her zaman ne yapıyorum? Geliyorum. En sonuna kadar çıkıyorum ve burada duruyorum. Soluna bakıyorum, arkama bakıyorum. Şu durumda ben sol arkamı çok rahat görebilirim. Arkamda bir araç da olsa, arkamda kamyon da olsa sollama yapacağım zaman ilk önce sol tarafa çıkıp durduğunuzda arkanızı görebiliyorsunuz. Direkt soldan çıkmaya çalışırsanız problem ne oluyor? Araba çıktı ya anlatırken. Neyse, öndeki arabaya gidelim. Direkt sola doğru döndünüz. Çapraz şekildesiniz ve sola çıkmak istiyorsunuz. Buradaki en büyük problem nedir? Zaten sola doğru dönüyor olduğunuz için, yani şu şekilde yatıyor olduğunuz için aynalarınız sizin sağ tarafı gösteriyor. İkisi de. Çünkü motor sola doğru bakıyorsa iki ayna da sağa gösterir. Yani arkadan geleni görme şansınız yok. Bu durumda ne yapacaksınız dediğim gibi? Çıkacağınız zaman uca kadar geleceksiniz. Burada duracaksınız. Öne bak, arkaya bak. Sonra çıkacaksan çık. Bu kadar basit. Sağ için de aynısı geçerli. Sağa doğru çıkacakken gel uca kadar dur. Sağa bak, arkaya bak. Sonra çık. Bunu yaptığınız takdirde hiçbir şekilde başınız belaya girmeyecektir. Bu hareketi, hızlı hareketi yapmanızın sebebi de motoru hemen düzeltmeye istemeniz. Trafikte çok daha işe yarıyor bu. Yavaş akan trafikte. Çünkü uca kadar geliyorsunuz. Ondan sonra motorunuzu sağa doğru çevirdiğinizde sol tarafın tamamı sizde oluyor. Yani hareket şu. Geldin. Sol taraftan geçeceğim. Sola çıktın. Sağa döndürdün. Ne oldu? Bütün sol tarafı görüyorsun. Arkanın tamamı sende. Bütün olay bu. Bunu uyguladığınız takdirde hiçbir şekilde başınıza
dert gelmeyecektir, garantisini veremem tabii şu anda. Uçak bile düşebilir bu ülkede de. En azından riski minimuma indirmiş olacaksınız. Şimdi sollama konusu bu şekildeydi. Konumlanma konusu var. Konumlanma konusunu çok anlattım önceki videolarımda ama bu videoda tekrardan söyleyeceğim. Şu anda ben sağından giden arabanın içindeki adamı görüyorum. Ne yaptığını görüyorum, nereye baktığını görüyorum. Beni görüp görmediğini görüyorum. Şu anda bana baktı. İki kere baktı mesela. Niye bu bana bakıyor diye bir ihtimal. Ve yer açtı mesela geçmem için. Olay bu. Varlığınızı belli etmeniz gerekiyor. Varlığınızı belli ederseniz, insan sizi görürse size karşı da tedbirler alabiliyoruz. Kimse durup dururken sizin motorunuza vurmak istemez. Mesela şu adamın aynasından içeri görmüyorum ben. Camı çok siyah ve beni görüp görmediğinden de emin değilim. Biraz kontrol edip şu anda sağındakiyle konuşuyor. Beni görmüyor. Açıktan alıyorum. İçine bakarak geçiyorum. Bütün olay bu. Eğer şunu yaparsanız mesela şu noktadayım. Şu anda o araba beni görmüyor. İmkansız görme şansı. Çünkü aynasından ben onun yüzünü görmüyorum. Bu kadar basit. Aynasından yüzünü görmediğim insan beni görmüyor. Şu anda önündeki arabayı geçmek için benim üstüme sağa çıkma şansı çok yüksek. Ne yapıyorum? Ön camının oraya geliyorum. Ön tekerim onun ön tekerinin oraya geldi. Ne oldu? Artık benim varlığımdan haberdar. Beni görmeme şansı yok. Bu kadar basit. Ayna ya da cam. Sürücüyü görüyorsanız o da sizi görüyordur. Sürücüyü görmüyorsanız o da sizi görmüyordur. Olay bu kadar basit. İşlem bu kadar basit. Şimdi üçüncü konuya geçelim hemen uzatmadan. Üçüncü konumuz gaz kontrolü. Binlik ve 600'lük motorlarla başlanır mı başlanmaz mı konusuna artık bir nokta koymaya geldim. Neden başlanır? Neden başlanmaz? Ve asıl sebebi ne? Başlanmaması gerekmesinin asıl sebebi ne? En büyük sebebi gaz kontrolü. Gaz kontrolü 125'lik, 200'lük, 250'lik motorlar gibi değil. 250'lik motorda 30 derece gazı çevirdiğiniz zaman belki 20, belki yani maksimum 30 kilometre hızınız artsın. Hani 30 dereceden bahsediyor yani. Şuradan şuna bahsediyorum. 30. Şimdi 600'lük 1000'lik motorlarda bunlar milimetrelerle ölçülüyor. Yani 1 santimetre çevirdiğinizde belki 10 kilometre hızlanabiliyor motor. Özellikle yüksek viteslerde bu çok geçerli. Ve bununla ilgili küçük de bir videom var. Onu paylaşacağım sizle. Şimdi o videoya geçelim ve sonunda yorumlamamızı yapacağız. Şimdi küçük bir gaz kolu demonstrasyonu yapalım. 600 ve 1000'lik motorla neden başlanmaz? Onunla ilgili küçük bir size tanıtım yapacağım. Şimdi gaz kolu 250 cc'de ve 125 cc'de çevirdiğinizde ne kadar gittiği belli olur. Yani şu kolu çevirdiğiniz zaman yarıya kadar çevirdiğinizde maksimum 60 yapacaksa motor. Biraz daha çevirdiğinizde 70'e 80'e çıkar. Ancak 600'lük 1000'lik motorlarda en küçük bir gaz kolu farkı ciddi derecede hızlanmaya ve ciddi derecede devir artmasına sebep olabiliyor. Bu da kontrolü kaybetmenize neden oluyor. Şimdi bir örnek verelim. Devirimiz 1000'de ve elimi tutacağım. İki tarafta gözüküyor. Süper. Sevindim. Şimdi 3000 devirde tutuyorum gibi. Elimdeki ayar farkına bakın ve devirdekine. Gördünüz mü? 1 milim oynadı. Ya 1 milim ya yarım milim. Tekrar yapıyorum. Tutuyorum. 3500'deyiz. 4000'e çıktık. Farka bakın elimdeki. İndiriyorum. 3000 devirdeyim. Şimdi çıkışa bak. Elimdeki farka bak, çıkışa bak. Elimde bir fark görmediniz. Çünkü en küçük milimetrik fark bile ciddi fark yaratıyor. Şimdi şunu söyleyeyim. 5000 devirdeyken benim motorum 100 ile gidiyor. 6000 devirdeyken 120 ile gidiyor. Elimdeki 1 milimetre fark, 3000-4000 devir fark yarattığını düşünürseniz bu motoru kullanırken yaptığınız o elinizdeki en küçük hatanın nelere sebep olabileceğini bir oturun düşürün. Şimdi neden gaz kolu demonstrasyonu dedik? Gaz koluna alışmanız zaman alıyor. Bu motora binerken, inerken bu gaz kolunu ya da en azından tümsekten geçerken konumuz o. Gaz kolunu sabit tutmanız gerekiyor. Kesinlikle ve kesinlikle başınıza bir şey gelmemesi için. Çoğu insan da o yönden problem yaşıyor. Gaz kolunu sabit tutamıyorlar. Bir tümsekten geçtiklerinde, bir çukura girdiklerinde ve motorun altından kaçacağını düşünüyor çoğu insan. O yüzden böyle bir video çekme ihtiyacında bulundum. Çünkü bu eğitim kurslarda verilmiyor maalesef. Bir şekilde birilerinin de bunu anlatması gerekiyor. Şimdi motora inerken ve binerken motorun gazını yani şeyini gaz kolunu sabit tutmaya çalışacağım. Ve başımıza neler gelecek hep birlikte göreceğiz. Şu anda bir şeyler oluyor da ona bakacağım.
Yok, bir şey almıyormuş, tamam. Yanıma şey koymuş. Şimdi gaz kolunu tutuyorum. Kaç bin devire getirelim? Mesela örneğin 3000 devir. Şu anda kolumla ileri geri oynuyorum. Gaz kolu oynamıyor. Hala 3000 devirdeyiz. Şimdi motora yavaşça binmeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi hala 3000 devirdeyim. Motora binip iniyorum. Siz düşünün. Şimdi inmeyi deneyeceğim. Pek kolay olacağını zannetmiyorum çünkü destek almam gerekiyor ama. Evet, indim motordan şu anda. Gördüğünüz gibi selede oturmuş vaziyette değilim. Motorumuz 3000 devir civarında. Demek istediğimi anlamışsınızdır. Şimdi tekrardan yola geri dönelim. Şimdi videomu izlediyseniz ne demek istediğimi net bir şekilde anlamışsınızdır. Demek istediğim şey gaz kontrolü, gaz kontrolü, gaz kontrolü. Kendinizi gaz kontrolünde geliştirin. Düzde giderken ben açtım, 120 gidiyorum, 150 gidiyorum, çok akıyorum, artık bana motor yetmiyor diye bir şey ben kabul etmiyorum aga. Ben düz giden motorun yetmediği insan modelini kabul etmiyorum. Motor ne zaman yetmez biliyor musun? Viraj yaparsın, bir açıya inersin, ondan sonra peglerin değmeye başlar, yetmez. Hızlı gidersin, piste çıkarsın, belli bir saniye yaparsın. Mesela ben bu motorla yaptığım saniye 2.25. 2.25'in altına inersin. Mesela benim motorumun yapabileceği 2.25'in altı, maksimum 2.20'ye insin. 2.20'nin altına inmeye çalıştığım zaman ben motorla büyük riske girmiş oluyorum. Piste çıkan insanların şöyle bir muhabbeti var. İşte ABS'yi 3. seviyeye aldım, TCS'yi işte 1. seviyede kullanıyorum. Wheelie kontrol açık, ön yükleme şu ayarda, arka yükleme şu ayarda. Bende gaz var, fren var. Benim olayım bu. Ben bu kadar yapabiliyorum çünkü motor bu kadar destekliyor. Tamam, önde arkada amortisör ayarı var da 17-18 senelik amortisör, ne kadar ayarlasan da vanımsın demiyor. Devam ediyor bildiği şey. Zaten arka amortisörün patlak olduğunu öğrendik son zamanlarda. Moralimiz ekstradan bozuldu, 700 euro istiyorlar. Ancak moralimizi bozmayacağız. Çünkü bu aralar zaten piste giremiyoruz, pis fiyatları yüzünden. Yolumuza devam edeceğiz. Şimdi motor yetmiyor. Ne zaman kabul ediliyor? Motorun limitlerini artık aşmaya başladığınızda. Motor sizi kaldırmıyor. Düz gitmekten bahsetmiyorum bu arada. Virajdan bahsediyorum, yatış açısından bahsediyorum, frenlemeden bahsediyorum. Ne bileyim yani, İstanbul Park'ta saniye kasma olayından bahsediyorum. Olaylar bunlar. Eğer bunlar artık size yetmiyorsa eyvallah. Bana eyvallah'tır o zaman. Değiştir motorunu, yetmiyordur, kesmiyordur. O motor artık senin için yeterli bir motor değil. Kabul. Onun dışında hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Bu gaz videosuyla ilgili ikinci ve üçüncü kez izleyin ve düşünün. Yapmanız gereken şeyler çok basit. Gaz kontrolünü maksimum hale getirin. Oturduğunuzda motorunuza belli bir devirde tutmaya çalışın. Belli dakikalar. Ben bunu senelerce yaptım. Senelerce antrenmanını yaptım ben bunu. Oturdum, tak 3000 devire çıkarmaya çalıştım. Bekledim, hop 5000 devire. Öyle ayarlayarak değil. Tek seferde 5000 devir. Tek seferde 3000 devir. Bunun antrenmanını yaptım. Ondan sonra dediğim gibi tümseklerden geçerken çukurlara girdiğimde gazı sabit tutmak için uğraştım. Bundan da sonra en son gösterdiğim motora inerken ve binerken gazı sabit tutmaya çalıştım. Yani bütün vücudum değişiyor. Bazen gidondan da destek alıyorum inerken ve binerken. Ancak hiçbir şekilde ben bunu gaz koluna yansıtmıyorum. Bunu yapmaya başardığınız zaman gaz kontrolüyle ilgili herhangi bir problem yaşamayacaksınızdır. Bu üç şey benim gerçekten uzun zamandır paylaşmak istediğim üç şeydi. Kurumların net olarak söylemediği, dolaylı yoldan öğrettiği şeyler bunlar. Ama net olarak söylenmesi gerektiğini düşündüğüm için bununla ilgili video çektim. Ve izleyen herkese şimdiden teşekkür ederim. Bana boşuna teşekkür etmeyin. Ben bu bütün içeriği sizin için yapıyorum. Umarım birkaç insana yararlı olmuşumdur. Unutmayın diyelim o zaman. Beğenin, paylaşın, abone olun, muhabbete katılın. Kendinize ve motorunuza çok ama çok iyi bakın.